durumundan söz etti. Gerçekten dünyada örneği olmayan bir ittifak modeliydi. Ben de bir gazeteci olarak çok yakından izledim ve çok da yararlandım. Yani ona tanıklık yaptığım için çok da memnunum, hoşnutum. Müthiş bir deneyim Türkiye'nin demokrasisi açısından. Farklı partilerin bir araya gelip önlerine somut hedef koyarak hareket etmeleri. Yani bunlar farklılıklarını muhafaza ederek oradaydılar. Hala Millet İttifakı'nın bileşenlerinden bazıları o mekaniği anlamış değiller. O yüzden o nedenle sanki hataymış gibi görüyorlar. Evet, keskin dönüşlerden mekanik, söz edebiliriz. O mekanik, bakın o mekanik AK Parti'yi 35'e indirdi. Yani 49,5'lardaki AK Parti'yi 35'e indirdi. Ve bu o mekanik 2019'daki yerel seçimlerdeki başarının üzerine inşa edildi. Yani bunların hepsini göz ardı ediyorlar. Bir de şunu söylemek lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, işte geçenlerde de tartışıldı. Kazanacak aday olarak nitelendirilmeseydi, orada bir model, yani referanduma dönüşecek bir model dile getirilseydi, özneden bağımsız olarak söylüyorum. Yani işte Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da o Millet İttifakı'nın Meral Akşener dışındaki bileşenlerin de görüşü bu yönde kazanabilirdi. Yani kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gördük. Özne'ye, isime indirgendiği için zaten orada kayıplar yaşandı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi mezhep kimliğini de ön plana koyarak %48 oy almış olması, siyasetin önündeki o çukurlu alanları, tümsek alanları ortadan kaldırmıştır. %48 gerçekten o koşullarda CHP'nin genel başkanının, çünkü partisinin aldığı o %25. Partisinden %23 oy fazla alan bir adaydı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu Millet İttifakı'nın başarısıydı. Bu küçümsenecek bir şeydi çünkü karşınızda devlet var. Yani karşınızda sıradan bir siyasi partiyle yarışmadınız orada da. Şimdi örneğin Erdoğan partisinden %16, %17 daha fazla oy aldı. Yani Erdoğan'ın partisine oy vermeyen seçmenin %17'si Erdoğan'a oy verdi. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine oy vermeyen seçmenin %23'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Bunlar bir kazanım da aslında. Ben o yüzden yani Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta seçim kaybettiğini, 29 Mayıs sabahı yenildiğini söylüyorum. Orada dağıldılar. Hı hı. Orada çöktüler. Evet. O mekanik çalışsaydı bugün burada çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Yani AK Parti'nin kazanma ihtimali olmayan büyük şehirleri konuşuyor olurduk. Kazanma ihtimali olmayan ve herkesi de şaşırtacak sonuçlar ortaya koyacak illerini yapardık. Çünkü bugün İYİ Parti'nin de başlangıçta aldığı pozisyon buydu. İşte Deva Partisi'nin de geleceğinde. AK Parti'yi geriletmeden, Recep Tayyip Erdoğan'ı geriletmeden bu ülkede siyaset yapamazsınız. Hani sağcılıktan, solculuktan, ülkücülükten, devrimcilikten vazgeçtim. İzin vermez. Bu ittifak modellerini zorlayarak da zaten bunu görüyoruz işte. Muhtelif meselelerde bütün partileri bir hizaya getirmesinin kökeninde de uyatıyor. Seçmen İstanbul'da Erdoğan'ın yenileceğini gördü. Bu çok önemli bir aşamadır. Ve bu seçmenin hoşuna gidebilecek bir şeydir. Yani muhalefet seçmeni toptan kolektif hareket etmesini de kolaylaştıracak bir pratiktir bu, sonuçtur bu. O nedenle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde de şanslı olmasının kökeninde bu yatıyor.